Mansur Yavaş ile ilgili bir şey paylaşacağım arkadaşlar. Ekran vereceğim şimdi. Mansur Yavaş'tan. Gökhan'cığım selamlar, sevgiler gönderiyorum Gökhan Özbey'e buradan. Şimdi hemen paylaşacağım arkadaşlar. Bir şey paylaşıp sonra da ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şöyle Mansur Yavaş'la ilgili bir paylaşım yapayım size. Ne demek istediğimi, Türkiye'nin aslında Mansur Yavaş'a itiraz ederken, farklı bir şekilde itiraz ederken niye itiraz ettiğimi daha iyi anlamanız için lütfen ekrana vereceğim. Deniz Gezmiş'i, hakim katili Yılmaz Güney'i, terörist Köreşber'i ve Yaşar Kemal'i kahraman ilan edip ülkücüleri mafya ve çete ilan eden Azılılara soruyorum. Bu insanlar mı çete yoksa siz mi çete? Şimdi yani yine bir cümle daha koyayım. Yine bir şey daha lütfen. Komünizm insanlara mutluluk değil, açlık, sefalet, fuhuş, rezillik veriyor. Başka bir şey vermiyor. Bizler 80 öncesi hiçbir şey yapmadıysak bu uğurda ölerek memleketi komünist yapmadık. Analarımız, bacılarımızın da bu şekilde nasıl çoğalmalarını önledik. Arkadaşlar, Mansur Yavaş'ın zihniyet haritası içerisinde bu cümlenin çok stratejik olduğunu düşünüyorum. Analarımızın, bacılarımızın komünizm yüzünden Natasha olmalarını önledik ve Yaşar Kemal'lere, Denizlere, hakim katili Yılmaz Güney'i, terörist Köreşber'i ve Yaşar Kemal'i kahraman ilan edip ülkücüleri mafya ve çete ilan eden Azılılara soruyorum. Bu insanlar mı çete yoksa siz mi çete? Evet, şimdi Mansur Yavaş'la ilgili olarak konuşmak istiyorum bugün özellikle. Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partili. İnsanların geçmişte farklı siyasal düşüncelerden gelmiş olabilirler. Geçmişte farklı dünyaya da, Türkiye'de, tarihte yaşanan olaylara da farklı bakmış olabilirler sevgili arkadaşlar. Ama ben Mansur Yavaş'ın zihniyet dünyasında çok açık, net bir şekilde otoriter bir kimlik görüyorum. Mansur Yavaş'ın zihniyet dünyasında otoriter bir milliyetçilik görüyorum. Çok konuşmuyor dikkat ederseniz Mansur Yavaş. Çok konuşmadığı için de aslında genel olarak düşünce tarzını ve düşüncelerini bilmiyoruz Mansur Yavaş'ın. Şimdi bu Mansur Yavaş'la ilgili olarak ben bir şey paylaşacağım sizinle. Lütfen iyi bakın ekranlara. Bakmanızı istiyorum. Şöyle getireyim. Evet sevgili izleyiciler. Mansur Yavaş, Nov TV ana haber bülteni sunucusu Gülbin Tosun, sevgili izleyiciler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında attığı tweet nedeniyle zorunlu izne çıkarıldığını söyledi. Bunu Dilek Ekmekçi, sevgili avukat arkadaşım, hukukçu Dilek Ekmekçi de özellikle paylaştı. Neydi? Mansur Yavaş'la ilgili belki Türkiye'de en sert muhalefeti yapan isimlerden biri Dilek Ekmekçi. Neymiş arkadaşlar? Gülbin Tosun ne demiş? Ve Nov TV neden Gülbin Tosun'u zorunlu olarak izne çıkarmış? Buyurun arkadaşlar. Şöyle gelelim. Şimdi Gülbin Tosun bu sokak hayvanlarıyla ilgili olarak bir tweet atmış sevgili izleyiciler. Başkan, siz sokakta köpek olmaz, biz bakarız derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz? Ne diyeyim? Bir bardak suya muhtaç olun o zaman. Bakın, bir gazeteci Mansur Yavaş'la ilgili olarak bir eleştiri yapıyor. Bu eleştirinin dozunu seversiniz, sevmezsiniz, hakaret diye görürsünüz. Edepsiz diye bulabilirsiniz, haddini aşmak olarak değerlendirebilirsiniz. Ne bakarsanız bakın. Ama bir gazeteci Nov TV yani Fox TV'nin yeni kanalında bir şey yapıyor, paylaşım yapıyor. Yani bu ana haber sunucusu sevgili izleyiciler. Bunu ekranlarda söylemiyor. Bir tweet atıyor. Bir gazeteci bu. Bir meslektaşın.
Yani Mansur Yavaş'la ilgili olarak söylediği bir cümle üzerinden bir eleştiri getiriyor. Bu eleştiriler üzerine Gülbin Tosun, hemen onu da ekrana getireyim. Gülbin Tosun sevgili izleyiciler, zorunlu izne çıkarılmış. Ya bu topraklarda, hani demin iki tane video paylaştım, rastlantı olarak paylaşmadım, özellikle paylaştım. Çünkü bu topraklarda Erdoğan otoritesine, Erdoğan'ın bugünkü kurmuş olduğu hukuk tanımayan, anayasa tanımayan, kanun tanımayan ama millete de sürekli hakaret eden, ekonomiyi de batırmış, insanları daha derin yoksullaştırmış, hem ekonomik olarak derin yoksullaştırmış, hem de hukuk ve adalet yönünden derin yoksullaştırmış ve aynı zamanda bu topraklarda da derin bir yolsuzluk düzeni inşa edilmiş. İşte bununla ilgili bu mevcut iktidarı yıkacağız, bu mevcut iktidarın yerine biz geleceğiz, daha demokratik bir ülke kuracağız, ben yönetirsem daha iyi yönetirim diyen insanların daha gücü ele geçirmeden, ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bir güç ama şunu genel bir hakimiyet kurmadan bir televizyondaki kendisine yapılan eleştiri üzerinden eğer zorunlu izne çıkartabilecek kadar bir gücü varsa biz bu ülkede hayal aleminde yaşıyoruz. Yani Erdoğan gidecek medya özgür olacak. Erdoğan gidecek gazeteciler özgür konuşacak. Erdoğan gidecek gazeteler özgür yazacak. Böyle bir Türkiye falan yok arkadaşlar. Medya patronları bu ülkede iktidar açısından da söylüyorum. Nasıl ki iktidarla farklı bir ilişki zemini, farklı bir ilişki biçimi kurmuşlarsa gün gelip iktidar değiştiğinde de onunla, o iktidarla öyle bir ilişki biçimi kuracaklar. Patronlar el değiştirecek ama inanın sistem öyle ya da böyle aynen devam edecekmiş gibi. Solcusundan sağcısına, milliyetçisinden sosyalistine, dincisinden Müslümanına, Müslümanından ateistine, ateistinden deistine kadar bu topraklarda gücü ele geçiren o arka plandaki zihniyetini uyguluyor. Hiç kimse kendisine yönelik bir eleştiri yapılsın istemiyor. Hiç kimse yaptığı bir icraatla ilgili sorgulanmak istemiyor sevgili izleyiciler. Bakın, Bülent hoş geldin. Çok uzun süredir yoktun. Hoş geldin. İyi ki varsın.